17 Ağustos, 23 Ağustos. Aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız, aslanlarda yeni iş imkanları kovalamaca, yeni insanlarla iletişim ve bulunduğunuz noktanın firmasıyla alakalı büyüklük ve yenilenme noktası, eksik olan olumsuzlukları geride tutma, daha kendimizi bilinçli bir noktaya oturtma dediğimiz bir döngüye geçiş yaptık. Hatta hiç olmadığınız kadar huzurlu bir hafta yaşayacaksınız. İşinizle alakalı olsun, özel hayatınızdaki kırgınlıklar yumuşayacak. Daha kendinizi bilinçli bir noktaya eriştireceksiniz. Daha takmadan, daha sistematik ve daha kontrollü bir hafta yaşayacağınız için bence aslanlara demişim ki en rahat sensin bu hafta. Tadını, keyfini, kaliteli çıkar, canını yakma demişim. Evet, özellikle yerinizde değişim bekliyorsanız bu hafta olumlu evranınız var. Kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz bir eğitim ya da yüksek bir lisans varsa doğru bir karar verdiniz. Ve uzun süredir gitmek istediğiniz bir şirket ya da anlaşmak istediğiniz ya da kendi işinizi yapıyorsanız bile anlaşmak istediğiniz bir kapı ile ilgili çok güzel bir aydınlanma var. Bu hafta bol koşturun. Güzellikler evresinde size gelecek olumlu haberler olacak. Bunlar da size artı özgüven sağlayacak gözüküyor. Son zamanlarda aslan burçlarında sağlık olarak saç dökülmesi, kaş ve özellikle vücut kaşıntısı evresi ön planda olabilir. İhmal etmeyin. Bir de maddiyatla ilgili bir kayıp yaşayan bazı aslan burçları diken üstünde. İniyorlar aşağı, çıkıyorlar yukarı. Bu kaybı toparlayacaksınız. Endişe etmeyin diyorum. Evliliği pürüz yaşayan bazı aslanlarda aileye sahiplenme, tekrar adım atıp bu düzeni kontrol etme dediğimiz bir evrenin içerisinde olacak değerli aslan burçlarım. Hatta yapmadığınız ya da yapmak içinizden söylemek istemediğiniz her şeyi abartı söylediniz ya, sanki boynu bükükler gibi söylediğiniz hayat arkadaşınız, eşiniz ya da çocuğunuz ki ya da sevgilinize böyle boynu bükükler gibi ifade edeceksiniz. Ama karşı tarafın çok hoşuna gidecek. Bence siz boynu bükükler gibi ifade edin. Çünkü sizin fevri şeyiniz, davranışınız ilişkiyi yıpratmıştı. Tam toparlamak için çok doğru bir döngü. Bunu da doğru bir şekilde aydınlığa kavuşturun. Aslan burçlarını demişim ki, evet tatil yapamadım ve tatile gitmek istiyorum. Evet tatil enerjiniz de var. Eğer gitmek istiyorsanız bu kapı hayırlı ve aydınlık. Hemen gidin, çok iyi gelecek. Ama bu hafta işler var, bunları bir toparlayın. Cuma günü yani 22-21 Ağustos'ta çıkın birkaç gün. Çünkü bu hafta toparlanması gereken çok güzel dengeler var. Bunları toparladığınızda manakit olarak size çok güzel bir anlar. Özellikle tekstil sektöründe uğraşan kumaş, tekstil, mobilya yani koltuk sektöründe kendi işini ya da çalışan insanlarda biraz bulunduğunuz firmada bazı aksilikler yaşanabilir. Size de sıkıntı yaratabilir. Saatinizde ve zamanınızda mutlaka gitmenizi uygun görüyorum. Yoksa sıkıntılı diyorum. Evet size de şey demişim. Satılmasını beklediğim uzun süredir hiçbir şey olmamış. Artık bu para konusu ve ailemden gelen hakları ne zaman alacağım? Daha vaktiniz var ama herkes hak ettiği evreye alacak. Sakin olmanızı istiyorum. Sizde de kardeşler arasında kırgınlık ya da dostlarınızla ilgili yaşadığınız bir kırgınlıkta adım bekliyorsunuz. Adım atılacak. Siz de biraz adımı doğru attığınızda ilişki sağlamlaşmış ya da enerji sağlamlaşmış ve iyi olacak gözüküyor. Evli olan bazı aslan burçlarında da ciddi anlamda aileden kaynaklanan sorunlar evliliğinize yansıdı. Ve bu evlilikte çatlama evresi başladı. Ama burada öyle bir adım atacak ki bu evlilik tekrar aileyi dışarıda bırakacak, kendi ailesini sahiplenecek. Biraz sabırlı olan aslan. Evet, senin hayallerin, umutların çok farklı olduğu için insanlar seni anlamıyor. Sen zaten beyin insanısın. Ve beyin insanı olduğun için de bunu biraz sabırla yapman lazım. Size şey demişim, yapmanız gereken tek şey deniz suyuna girip vaktiniz varsa bütün başak burçlarına ya da tuzlu suyla yıkanıp enerjinizi değiştirin. Deniz suyunda ve özellikle deniz suyunda bildiğiniz kalbinizden geçen duanız neyse ve abdest alın o deniz suyuyla birlikte. Sonra evinize gelin. Normal abdestinizi alın, bulunduğunuz saatin namazını kılın ve o namazdan sonra da mutlaka ve mutlaka Yasin okuyun demişim. Bu enerjiniz, kaoslarınız için çok iyi gelecek. 17 Ağustos depremi unutmuyoruz. Hepimiz var, bu emanete sahibiz. Ama oradaki yetimlerimiz, öksüzlerimiz bu enerjide elinizden geldiği kadar bunları takip edip destek olmaya çalışalım. Çünkü hayat, hepimiz aynı noktadayız. İnsan eşit,
Güçler eşit değil, bunu kabul edin. Her insan eşit ama güçler asla eşit değil. Ama Tanrı Yaradan bizi aynı eşitlikte yarattı. Kimini çok varlıklı, kimini çok fakir, kimini orta kesim. Evet, o yüzden diyorum insan eşit, güçler farklı. Bunu öğrenirsek daha mutlu oluruz.